Sayın Fatih Çetin'in kargo sektöründe coğrafi bilgi sistemi sunumunu dinleyeceğiz. Ben izninizle Sayın Çetin'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Çetin buyurun, alkışlarla efendim. Öncelikle çok keyifli bir yemekti. Herkese afiyet olsun. Öncelikle kendimi bir tanıtayım. İsmim Fatih Çetin. Aras Kargo'da kanal yönetim müdürüyüm ve operasyonel geliştirme. Aynı zamanda son iki yıldır devam eden Çetin Bey'in de bahsettiği kritik projelerle ilgili projelere, bazı projelerde özellikle yönetim anlamında liderlik ediyoruz. Tabii bizim Başar Soft'la olan ilişkimiz çok eskiye dayanıyor. Yani oturumdan önce en başında Alim Bey'in de yaptığı sunumlarda gördük. Hep kargodan bahsedildi. Kargonun tamamen altyapısı, artık sistemin geliştirilmesi, bütün müşterilere en hızlı hizmeti vermek için amaç. Tabii burada e-ticaretten de bir dünya, birçok şeyimiz var, iş ortağımız var. Onlarla beraber aslında ortak bir müşteri memnuniyeti sağlamaya çalışıyoruz. Burada da özellikle Başar Soft'un altyapısı hepimizi, elini güçlendiriyor. Tabii biz 2018 yılının başında kullanmaya başlamışız Başar Soft. Dersimizi çalışarak geldik burada. Tabii sistem nasıl başlamış? Aras Kargo bir kere e-ticarette tabii veri büyüklüğü artınca, bu veriyi işlemek, analiz etmek, doğru bir iş sonucunu ortaya çıkartmak ve bu iş sonuçlarıyla beraber bizim gibi karar vericilerin önüne çok daha hızlı karar vermek için bazı iş sonuçlarının ortaya çıkarılması anlamında çok değerli altyapılar var. Tabii biz Aras Kargo olarak buraya baktığınız zaman bu büyüklüğü nasıl yönetiyoruz diye baktığımızda, nasıl bir kaynak planlaması yapıyoruz, hangi kanalları kullanıyoruz diye baktığımızda tabii 44. yılını artık tamamlamış bir kurumuz biz Aras Kargo olarak. 45. yılımıza giriyoruz. 16 bin kişilik çok büyük bir aile. Yaklaşık 5 bin üzerinde bir araç filomuz var. Aktarma merkezleri, bu işin en önemli mutfaklarından bir tanesi tabii ki aktarma merkezleri. 28 tane aktarma merkeziyle beraber bütün ağı yönetmeye çalışıyoruz. 29. aktarma merkezimizi de çok yeni dönemde aktif ettik. O da tamamen bizim Türkiye Cumhuriyeti'nde olan Aras Global'deki hizmet ağımızı yürütmek adına aktif ettiğimiz bir transfer merkezimiz oldu. Tabii yaklaşık 1000 tane şube şu anda çok yeni planladığımız ve 2-2,5 yılı aşkın süredir üzerinde çok yoğun emek verdiğimiz Aras Burası Esnaf ve Dolap Ağımız gittikçe her geçen gün büyüyor. Orada da Başar Soft'un altyapısı sayesinde ve yaptığımız geliştirme sayesinde çok çok hızlı bir şekilde büyük bir ağa dönüştü artık burası. Toplamda Can Bey'in sunumunda vardı 4500 POI, 4,5 milyon POI vardı galiba. O 4,5 milyon payının 1000 tanesi, 4000 tanesini Aras Kargo olarak biz besliyoruz Başar Soft'ta. Tabii bu çok değerli. İşe baktığınız zaman biz neler kullanıyoruz? Başar Soft'ta bizim ilk sürece başlangıcımız aslında harita altyapımızı tamamen Başar Soft'ta taşımakla olmuş. Tabii kargo sektöründen çok deneyimli arkadaşlarımız da burada bizlerle beraberler. En önemli şey aslında varış merkezi tespiti. Doğru varış merkezini bulmak neden önemli? Çünkü kargo için en önemli ve en riskli durum, kargonun yolculuğunu uzadığı zaman çok ciddi anlamda hem müşteri memnuniyetsizliği, hasarlar, kayıplar, belki kötü deneyim yaşayan arkadaşlar da vardır işin içerisinde. Geçmiş yıllar verilerine baktım. Başar Soft'la biz harita altyapımızı taşımadan önce bu varış merkezi hata oranımız bizim %12'lerde 13'lerdeymiş. 2018'in başlangıcında biz başladığımızda %7'lere kadar gelmiş bu çok hızlı sürede. Şu anda ne durumdayız? Tabii altyapı uçak durumuna gelmiş. Şu anda artık %1'lerin altına inmiş, minimum seviyeye inmiş bir hata oranından bahsediyoruz ki bu şöyle kıymetli. Ben ilk Aras Kargo'ya başladığımda günlükte işlem hacmimiz 50-55 binler. Ben 18 yıldır 2006'dan beri sektördeyim. 50-55 bin günlük kargo hacmi taşıyan bir yapı, biz pandemi döneminde özellikle e-ticaretteki çok büyük hacimlerle taşıyan bir yapı olarak günlükte 2 milyon adetleri test etmiş bir kurum Aras Kargo. Çok şükür onun da altından kalkmış. Ve bu kadar büyük işlem hacmi artarken varış merkezi hata oranının bu kadar minimum seviyeye inmesi gerçekten bu anlamda Başar Soft'un bize sağladığı, aynı zamanda eş zamanlı olarak hem müşterilerimize hem de son kullanıcılara sağladığı memnuniyet, gerçekten bunun parasal hiçbir karşılığı yok. Biz böyle görüyoruz bu işi. Neler yapıyoruz? Tabii bu, şu harita, geçen Damla'yla konuştuğumuz harita. İlk Başar Soft'la haritaya çalışmaya başlamışız ve ilk ortaya çıkan harita bu. Herkes şuna çok sevinmiş. Biz artık bölgelerimizin şubelerini online olarak görebiliyoruz diye çok sevindiğimiz bir harita olmuş.
Herkes bu o zaman çok mutlu olmuş. Çünkü eskiden tamamen manuel yürüyen bir iş süreci. Kimin hangi sokağa, hangi mahalleye gideceği, görev alanının nerede olduğu bilinmeyen bir durum. Oralardan buralara gelmişiz. İşte bahsettiğimiz gibi artık kaynaklar bir kere makro büyüklüklerden en mikro büyüklük, küçük ölçekli kaynağa kadar gidiyor. Burada en büyük makro büyüklük bizde işte haplarımız var, transfer merkezlerimiz var. En küçüklere baktığınız zaman kuryenin çalışma alanlarına kadar inen bir başar sof altyapısı var bizde, tamamen entegre. Bu ne demek? Biz bir kere bu POİ'lerin otomatik beslenmesi, entegrasyonu çok eskiden beri yaptığımız bir uygulama. Çok hızlı değişen bir yapı var bizde. Şube yerleri çok hızlı değişebiliyor, çalışma alanları çok hızlı değişebiliyor, şube açılış kapanışları çok değişebiliyor. Bunların online olarak sistemde varış merkezi hatasını hiç bozmadan, buradaki riskleri çok fazla çoğaltmadan online olarak sistemin altyapısının içerisine yerleştirilmesi gerçekten çok değerli bir durum. Bu anlamda biz Başarsoft'ta asla da bu arada tedarikçimiz olarak görmüyoruz kendilerini. Onlar bizim her zaman bir işbirliğimiz, bir partnerimiz olarak görüyoruz. Bizim için çok kıymetli. Tabii burada biraz daha farklı bir yapıya biz 2017'de başlayan bir süreç aslında. Cep şube ve cep şubelerin yönetildiği aslında büyük yapılı mikro hap ve mini haplarımız. Biz Aras Kargo olarak şu anda 50 tane şube ağından bağımsız 50 noktada doğrudan dağıtım merkezine sahibiz. Ne demek? Kargonun mümkün olduğunca az elleşlenmesi bir kere kargonun hasar, risk, kayıp durumunu önleyen bir durum. Biz 2017'de başladığımız yapı şu anda gittikçe büyüyor. Burada ne amacımız? Büyük illerde özellikle tek merkezden aynı anda dağıtıma çıkıp müşterilere en hızlı kargoyu ulaştırmak ve mümkün olduğunca bu kargonun daha az kişinin elinden geçmesini sağlamak. Bizim amacımız bu. Burada bağlı, bu hub merkezlerine bağlı, müşterilere daha yakınla hitap eden cep şubelerimiz var. Burada da yaklaşık 84 adetlik bir ağa sahibiz. Burada önemli olan ne? Başarsoft'un bize sağladığı destek ne? Biz bu hubları ve bunlara bağlı hizmet verdiğimiz cep şubeleri bir kere doğru yerde açıyor muyuz? Doğru yerde miyiz? Müşterinin bize ulaşabileceği, hem gelen kargosunu teslim almak anlamında hem de giden kargosunu şubemize teslim etmek anlamında doğru yerde miyiz? Bir kere bunu sağlamak adına Başarsoft'un altyapısı bizim için çok anlamlı oldu. Şu ana kadar da bulunduğumuz, özellikle açtığımız 50 tane hub merkezinde özellikle müşterilere ulaşım anlamında gayet memnuniyet verici, hem personeller için hem de müşteriler için gayet memnuniyet verici bir iş sonucuna doğru çıktık. Bu bizim için çok sevindirici bir durum. Tabii kargoculukta en önemli şeylerden bir tanesi mobil alanlar. Ne demek mobil alan? Bizim haftanın belli bir günü gidebildiğimiz, işlem hacminin çok düşük olduğu ve bizim için de maliyet yaratan, her gün gitmenin çok efektif olmadığı yerler. Aynı zamanda da bazı yerlerde bizim için teslimat dışı bölgeler. Tabii bunu niye özellikle anlatıyorum? Maalesef işte pandemiden sonra ve özellikle yaşadığımız enflasyonist dalgadan sonra bu mobil alanlar ve AT dışı alanlar olarak belirlediğimiz yerler artık çok hızlı nüfus anlamında yapısal değişikliğe doğru gitmeye başladı. Şimdi hiç bakmadığımız, belki ismini belirlemediğimiz köylerde artık çok ciddi yerleşimler var. Kuşadası'nın yaz boyunca nüfusu 3,5 milyona gelmiş. Yani biz dolayısıyla bunları gördükten sonra bizim amacımız ne burada? Başarsoft'un bu sağladığı entegrasyonu bize kullanarak biz buradaki bir kere değişimi, nüfusal değişimi, kentsel yapının ne kadar bu tarafa doğru kaydığını artık Başarsoft sayesinde anlık görebiliyoruz. Dolayısıyla bu bize ne sağlıyor? Eskiden aslında gitmediğimiz, müşterimize ulaşamadığımız yerler artık bizim belki de her gün gitmemiz gereken ve ciddi potansiyel müşteri memnuniyeti sağlayacağımız yerler olarak görüyoruz ve bunları çok hızlı kendi sistemimizde artık bir teslimat alanımız gibi değiştirme imkanı sağlıyor bize. Bu bizim için müşterilere memnuniyet vermek anlamında çok ciddi bir geliştirme oldu. Tabii en mikro ölçeğimiz ne? Kuryelerimiz aslında işin ana aktörleri bizim için. Müşteriye ulaştığımız, onların güler yüzü bizler için çok kıymetli. Tabii onların kurye çalışma alanlarındaki yoğunluğunu görmek, günü nerede başlıyor ve nerede bitiriyor, nasıl bitiriyor? Fazla çalışmayla mı bitiriyor? Bu adam evine pili bitmiş bir şekilde mi dönüyor? Bizim bunu görmemiz gerçekten çalışan memnuniyet anlamında da bizim için çok değerli. Bunu görebilmemiz için ve bu yapıyı dinamik her gün izleyebilmemiz için kurye çalışma alanlarını bizim izlememiz gerçekten bizim için çok önemliydi. Bu kargo sürecindeki iş süreci için de öyle. Sahada yaklaşık 6000'in üzerinde bir kargo ağ, kurye ağımız var bizim. Bu ağ tabii sirkülasyon her sektörde olduğu gibi bizde de kargo sektöründe olan bir ağ. Ama bu işe yeni başlayan arkadaşların kendi çalışma bölgelerine çok hızlı adapte olması anlamında da bizim kullandığımız hem Roto platformu hem de Başarsoft'un harita altyapısı
bizim bu arkadaşlar işi adapte etmemiz için elimizi güçlendiren detaylardan bir tanesi. Tabii yaptığımız coğrafi bilgi sistemi içinde Başarsoft'la beraber yaptığımız ısı haritaları burada hem kargo sektöründe hem de diğer farklı sektörlerde en çok kullanılan parametrelerden bir tanesi. Biz tabii burada farklı ne yapıyoruz? Başarsoft'la beraber farklılaştırdığımız şey ne? Bizim bir kere kullandığımız ısı haritaların içerisine, bu arada Başarsoft ekibi sağ olsun bizim Aras Kargo olarak kahrımızı çok çekmiştir. Bunları yaparken çok ciddi beyin fırtınaları, karşılıklı müzakereler, Aslan'ın ve ekibi gerçekten bizim için bu anlamda hiçbir zaman şey gibi görmedik kendilerini, tedarikçimiz gibi görmedik. O yüzden bize farklı fikirler de sunarak, bizim de kendi sistemimizde bu tür geliştirmeleri bir adım daha ileriye taşıyamak adına bizlerin hep yanında oldular. O anlamda kendilerine tüm ekip olarak çok teşekkür ediyoruz. Isı haritalarında ne yapıyoruz? Biz bir kere hem şubemizin istediğimiz bölgenin artık harita üzerinde anlık istediğimiz dönem, istediğimiz, çünkü kargo sektöründe belli bazı dinamikler vardır. Yılın birinci ve üçüncü çeyreğe nispeten hacimlerin düşük oldu ama ikinci çeyrek ve son çeyrek özellikle e-ticaretin kampanya döneminde oldu. Son çeyrek biraz daha peak dönemlerdir. Bu dönemlerde özellikle şubelerimizin gelen hacim anlamındaki yoğunluğu nerelerde, hangi mahallede ve hangi sokakta, özellikle Halim Bey'in en başında bahsettiği, hangi sokakta bizim artık kuryemizin mevcuttaki bizim çalışma şeklini değiştirmemiz lazım. Belki ilave kurye koymamız lazım, belki ilave araç kaynağı yaratmamız lazım gibi şeyleri çok hızlı bir şekilde elde edebildiğimiz bir geliştirme. Bunu aynısını tabii hem gelende hem de giden irsaliye, yani müşterinin bize göndermek istediği hacmi nereden topluyoruz biz? Hangi mahalleden, hangi apartmandan topladığımıza kadar gördüğümüz çok önemli ısı haritaları. Tabii burada en önemli farklılıklardan bir tanesi... Son 5 dakikamız bu arada. Evet. Üstadım, son 5 dakika. Peki, hızlanıyorum. Burada en önemli yaptığımız geliştirmelerden bir tanesi de şu. Bizim tabii sektörde artık sürece yön veren çok önemli değerli ticaret firmalarımız var. Her firmamızın gelen ve giden kargosuna özel müşteri bazlı ısı haritasını oluşturabiliyor olmak bizim için... Özellikle kendi büyük müşterilerimize de bazı şeylerde ellerini güçlendirmek adına, onlara daha net, daha hızlı hizmet verebilmek adına müşteri bazlı ısı haritası görmek bizim için çok önemli adımlardan bir tanesiydi. Bizim en sevdiğimiz işlerden bir tanesi oldu. Eşit alan paylaşımı. Bir iliniz var, 7 şubeyle yönetiyorsunuz. Bir tane şubenize 1500 tane kargo geliyor günlük, öbürüne 300 tane kargo geliyor. Tabii burada maliyeti ve kurye memnuniyetini, çalışan memnuniyetini, müşteri memnuniyetini iki şubeyi yan yana koyduğunuzu sağlamak çok mümkün değil. Dolayısıyla biz burada ne yaptık? Başarsoft'la beraber coğrafi bilgi sistemi içerisinde 7 şubeli, 5 şubeli, 6 şubeli alanları istediğimiz zaman hem gelen irsaliye sayısına göre, istersek irsaliyenin cirosuna göre, istersek desisine göre eşit olarak bir kere bölme imkanı sağlıyoruz. Dolayısıyla biz şube ağımızın yapılanmasını çok dinamik bir şekilde düzenleyebiliyoruz. Bu bizim için ve maliyetin doğru yönetilmesi için en önemli geliştirmelerden bir tanesi oldu. Benim çok sevdiğim bir geliştirme. Bunu özellikle rica etmiştik. Bunun arkasında çok ciddi matematik var. Isı haritasını yaptık, şubeleri böldük. Biz olması gereken yer neresi? Bu öneriyi bize sistem, şu anda kurduğumuz model aynı anda dinamik olarak bize sağlıyor. Bize biz sahadaki ekiplerimiz, özellikle yeni şube açılış planımız varsa direkt ilgili nokta atışı buralarda yer arayışına bulunması için yönlendirebiliyoruz. Bu bizim için oldukça güzel. Tabii bazı alanların özellikle verisel anlamda nereye geldiğini ve bu verilerin içerisinde en önemli şeylerden bir tanesi şu. Demografik anlamda bu alan şu anda ne duruma gelmiş? Bu demografik verilerin içerisinde yaklaşık 148 tane parametre var. Başarsoft'un mevcuttaki altyapısının içerisinde kullandığımız. Bunların için tabii çok kritik parametreler, bizim en çok kullandıklarımız. Ve biz bunu mevcuttaki alanı değerlendirirken, analiz ederken, hangi şubeye bağlayacağımızı planlarken bütün demografik verileriyle beraber değerlendirme imkanına sahibiz. Bu bizim elimizi oldukça güçlendiren bir adım. Ve evet, son 2,5 yıldır çok ciddi emek verdiğimiz, şu anda yaklaşık 3000 adetlerin üzerine çıktığımız Aras Borası esnaf ve dolap ağımız her geçen gün büyüyor. Biz şu anda bunları otomatik, çok tabii çok sirkülasyonun olduğu bir ağ burası. İçeriye yeni giren esnaflar oluyor, aynı anda çıkan esnaflar oluyor. Bu giren ve çıkanı aynı anda harita üzerinde görmek bizim elimizi son derece güçlendiren bir yapı. Tabii burada en önemli şeylerden bir tanesi de şu. İçeriye yeni giren, başvuran, Aras Burası esnaf noktası olmak isteyen, içeriye yeni bir dolap ağını koymak istediğimizde biz
Belirlediğimiz mesafeye göre etrafında bizim başka esnafımız var mı? Şubeye mesafesi ne? Bu yeni girmeye çalışan esnaf, bizimle çalışmak isteyen esnaf, mevcutta bizim şubemize, en yakınındaki esnafa, en yakınındaki dolaba, kaç metre mesafede bunları görüyoruz. Çetin Bey kötü kötü bakıyor ve bitiriyorum. Mobil alanlarımızda biz şuraya gideceğiz. Tabii hizmeti bir anlamda öteye taşımak istiyoruz. Her müşteriye ulaşmak bizim için en büyük hayallerimiz ve idealimiz. Biz bu mobil alanlarımızda tabii şube açacak değiliz. Artık şubeler öyle kira maliyetleri falan geldiğimiz noktada baktığınızda öyle çok azımsanmayacak büyüklükte. Dolayısıyla biz nasıl büyüyeceğiz? Mobil alanlarımızda da artık Aras Kargo'yu temsil eden, Aras Kargo'nun hem iade toplama işini yapan hem teslimat işini yapan, çok yakında mevcut esnaftan da bireysel gönderi yapan bir ağ kurmaya çalışıyoruz. Ve mobil alanlarımızda özellikle Aras Kargo'nun şu anda yaklaşık 1080 tane mobil alanı var. Bu mobil ağların hepsinde biz geri Aras Kargo'nun bir temsilci ağı bulunacak. Biz şu anda mevcut da mobil alanlarımızda hangisinde esnaf var? Bu esnaflarımız birbirine ne mesafede? Hangi esnafla daha yakın? Biz bu kere bu şu anda bütün haritalarımızın üzerinde bunu net olarak görüyoruz. Son slide Çetin Bey. Bizim evet çok üzerinde uzun yıllar çalıştığımız, yaklaşık 3 yıllık olan bir süreç. Aras rotalama platformu. Tamamen in-house bir yazılım. Şu anda bu programın altyapısını tamamen Başarsoft'la beraber yönetiyoruz. Ve bu platform artık bizde Aras Global olarak kurduğumuz yeni şirketle beraber Orta Avrupa ve Doğu Avrupa ülkelerinin tamamına artık bizim ihraç ettiğimiz bir ürün haline geliyor. Dolayısıyla bizim bu ürünümüz artık Slovakya'da, Macaristan'da, Romanya'da Türkiye'nin ekonomisi içinde değer kattığımız, çok da önem verdiğimiz işlerden bir tanesi oldu. Tabii Başarsoft'a hem böyle bir organizasyon için, geçen yıl biz 25. yıl balosunda da sağ olsunlar bizi davet ettiler ve beraberdik. Bu yıl teknoloji gününde de beraberiz. Böyle bir organizasyonda bize yer verdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Herkese de keyifli bir toplantı diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Aras Kargo Kanal Yönetim ve Operasyon Girişim Müdürü Sayın Fatih Çetin. Çok teşekkür ederim.